Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte permütasyon konusuna giriş yapacağız. Hocam permütasyon nedir? Bakın, permütasyon dediğimiz şey sıralamadır. Başka hiçbir şey değil. Yani demek ki sıralama sorulanda ben neyi kullanacakmışım gençler? Permütasyonu kullanacakmışım. Peki hocam permütasyonun formülü nedir? Permütasyonun formülünü biz şu şekilde gösteririz. P n'in karşımıza çıkar ise. Deriz ki hocam n faktöriyel bölü. Ne yapacağım sonra? n eksi r faktöriyel diyeceğim. Bu kadar basit. Hocam bir örnek verirsek. Verelim. Diyelim ki ne olsun? Desin ki permutasyon 5'in ikilisi. Ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki 5 beş! faktöriyel bölü. 5'ten 2'yi çıkarırsam hocam 3 faktöriyel. Biz bir önceki videomuzda faktöriyeli nasıl açtığımız gerektiğini öğrenmiştik. Bakın 5'i 3'e göre açarsam 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel midir? 3 faktöriyel. Şu da gitti. Ne kaldı? 20 kalmış oldu. Hocam bir örnek daha da verelim. Bu sefer diyelim ki P ne olsun? 5'in hatta 6'nın üçlüsü. Hocam nasıl yazarım? Derim ki 6 faktöriyel bölü. 6'dan 3'ü çıkardım. 3 faktöriyel. Yani ben 6'yı sonra Kalkıp 3'e benzetirsem 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel mi? 3'lerim gitti ne kaldı cevabım 120 gelmiş oldu. Aa hocam bakıyorum yani hiç bu formülü yapmadan da şunu da diyebiliriz. Bir not şeklinde yazalım. Mesela diyelim ki P5'in ikilisi ya. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki o zaman 5 çarpı 5'i bir eksilttim 4. Cevabım budur. Hocam mesela diyelim ki P 6'nın üçlüsü ya. Bak. Yanındaki sayı kadar açmam lazım. Bak yanındaki sayı kadar açıyorum. 6 5 4 açtım, çarptım ne geldi? 120 geldi. Bir örnek daha da verelim. Diyelim ki hocam P 8'in ikilisi. Ne yapacağım? Burada diyeceğim ki 8'in yanındaki sayı ne? 2. O zaman 8'i aç. 8 çarptı 7 diye açtım. Cevabım ne geldi? 56 geldi. Hocam bir bir tane daha da verelim. P 9'un üçlüsü olsun. Bakın açıyorum. 9, 8, 7. 3 defa açtım mı? Açtım. 72 çarpı 7 mi geldi? O da nedir? 504 gelir. Yani demek ki biz permütasyonu nasıl açıyormuşuz? Bir şu formülü kullanarak bazı sorular yapacağız. Eğer karşımıza şu şekilde gelirse direkt hiç bu formüle gerek kalmadan yanındaki sayı neyse o kadar açıp çarpacağız. Şurada özelliklerimiz var. Bize demiş ki P n'in sıfırlısı. Demek ne demektir gençler? 1 demektir. P n'in birlisi. Bakın n'i bir defa açtım. N geldi. Tamam mı? P n'in ikilisi demek ne demektir? N'i iki defa açacağım. N çarpı n eksi 1 demektir. İlerleyelim öyleyse. Demiş ki işleminin sonucu nedir? Hocam 8'in ikilisi formülü kullanarak da yapabiliriz. Kullanmayarak da. Başta bir formülü kullanmadan yapalım. 8'i 2 defa açacağım. 8 çarpı 7'den ne geldi? 56. Hocam 7'yi 3 defa açacağım. 7, 6, 5. Ne geldi hocam? 210. Şunları toplarsam 266 geldi. Bu formülsüz halimizdi. Hocam bir de formülle yapalım. Yapalım. Bakın P 8'in ikilisi nedir? 8 faktöriyel bölü. 8'den 2'yi çıkarırsam 6. Şunu düzgün bir yazalım. Heh. 8'den 2'yi çıkarırsam ne geldi gençler? 6 geldi. O zaman 6 faktöriyel. Bakın 8'i 6'ya göre açacağım. 8, 7, 6 faktöriyel bölü. 6 faktöriyel. 6'larım gitti. 8 çarpı 7'den cevabım ne geldi? 56. Aa bakıyorum aynısı geldi. Tabii aynı gelir. P7'nin üçlüsü. Bu M şurası gençler şuranın kısa yoludur. 7'nin üçlüsü bakın. 7 faktöriyel bölü. 7'den 3 çıkarırsam hocam 4 faktöriyel. 7'yi açarsam bakın 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel hocam. 4'lerim gitti ne geldi hocam? 210 geldi bak. Aynısı geldi. İster şunu kullanın ister bunu kullanın. Her ikisi de aynıdır. Şu nedir sadece? Kısa yoludur. Hocam şuna bakayım. Bakın iki defa açacağım değil mi? O zaman n'i iki defa açmam lazım. Hocam açar ise bakın ne söylerim? n çarpı n eksi 1 eşitmiş neymiş gençler? 30'a. Bakın ben burada n'e direkt 6'yı verdiğimi düşünürsem 6 çarpı 5'ten işlemim sağlandı 30 geldi. n'i buldum 6. Ve şurada demiş ki p 2 n 3 mü? Yani 12'ye 3. Ne yapmam lazım hocam? 12'yi 3 defa açacağım. Yani 12 çarpı 11 çarpı 10 diye açacağım. 12 çarpı 11'den hocam 132. Ve şurası da 10 geldi bana. O zaman ne oldu? 1320 gelmiş oldu. Yani böyle uzun uzuna işlem yapacağımıza şu şekilde direkt çıkarabiliyoruz. İlerleyelim. Ha çıkmış bir sınav sorusu var. Karşımıza diyor ki 16 küçük. Kareden oluşan birinci şeklin her satır ve her sütununda bir ve yalnız bir küçük kare kura, e, okuyamadım ya bir an. karalanarak ikinci şekildeki gibi desenler elde edilmektedir. Bu kurala göre en çok kaç farklı desen elde edilebilir? Yani bize diyor ki hocam ben buradan şunu kullandım ya mesela artık buradan bir şey kullanamıyorum. Yani buradan da artık bir şey kullanamıyorum. O zaman gençler şu şekilde olmaz mı? Bakın ben burada dört tane karem var değil mi? O zaman ben bu dört tane kareden dört tanesini kullanırsam örnek vereyim şunu kullandım. Tamam mı? E artık ben bu alttaki işlemde değil mi? Artık şurada şunu kullanamam. Şurası benim için iptal olmuştur değil mi? Üç tanesini kullanacağım. Hocam diyelim ki şurada ne kullandım? Şunu kullandım değil mi? Şunu kullandığımı düşüneyim. Hocam bu sefer burada bunu kullanamam e zaten bunu da kullanamıyordum kaldı kaç tane iki tane hocam diyelim ki neyi kullanmış olayım burada bunu kullandım diyelim tamam mı diyelim ki hocam şunu kullandım o zaman bakın bunu kullanamam zaten bunu kullanamıyordum bunu da kullanamıyordum bunu birincisinde değil mi şunu da yok bunu bunda evet e, ee, şunu da şunda kullanamıyordum. Diyelim ki bunu da burada kullandık. Bunu da artık burada kullanamam. Yani şurada da kaç tane durumum kaldı? Bir tane. E, o zaman benim buradan cevabım ne geldi? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 gelmiş oldu. Bakın tekrar ediyorum. Kullandığımız kareleri alt tarafta kullanamıyoruz. Satır ve sütuna bağlı olarak kullanamıyoruz. Yani ben şurada şunu kullandıysam burada bunu kullanamam. Geriye kaldı 3 tane. Hocam şunu kullandıysam burada şu ikisini kullanamam. 2 İki tane kaldı. Hocam diyelim ki ben 3. satırda da şunu kullandım. Bu sefer burada da şu, bu bu ve bunu kullanamam. Yalnızca bir tane elimde kalır. O da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak karşımıza çıkar. Yani cevabımız Ceyhan gelir. Şuna bakalım. Ha hocam burada ne yapacağım? N artı 2 n eksi bir defa açamam ki. Şimdi o formülü kullanacağız. Diyeceğiz ki permütasyon n artı 2'nin n eksi 1'lisi. Bana neymiş? 120. Ne yapacağım yani? Diyeceğim ki n artı 2 faktöriyel bölü. Bakın yazıyorum n artı 2'den bakın bunu eksiyle çarparsam eksi n artı 1 faktöriyel mi geldi? Öyle geldi. Şurası bana nedir hocam? 120'dir. Bakın yine yazayım. Diyeyim ki hocam n artı 2 faktöriyel eşittir. Bu n'lerim gitti. 3 faktöriyel mi geldi? 3 faktöriyel ile karşıya yollarsam 6 çarpı 120 mi geldi hocam? 120 geldi. Ne yapacağım daha sonra diyeceğim ki n artı 2 faktöriyel eşittir. Hocam 6 çarpı 120 demek 720'dir. Ha hocam 720 bana bir şey hatırlatıyor. Tabii hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? 6 faktöriyel olduğunu hatırlatıyor gençler. O zaman buradan n artı 2 faktöriyel bana ne geldi? 6 faktöriyel geldi. O zaman n buradan kaç gelir gençler? 4 gelmiş oldu. Alttaki sorumuza bakalım. Diyor ki kümesinin üçlü permutasyonların kaç tanesinde 2 yoktur. Şimdi A şıkkı için konuşuyorum. 2 yoksa geriye kümemde hangi elemanlarım kaldı? 1 kaldı, 3 kaldı, 4, 5, 6 kaldı değil mi? Kaçlı permütasyon istiyormuşum hocam? Üçlü. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'in üçlü neyini alacağım? Permütasyonu. Alırsam 5'i 3 defa aç demekti bu. 5 çarpı 4 çarpı 3. Yani cevabım buradan kaç geldi gençler bana? 60 gelmiş oldu. Demek ki 2'nin olmadı. 60 tane üçlü permütasyon yazabiliyormuşum. 5 şıkkına bakalım. Diyor ki 2 vardır. Biz bir önceki derslerimizde şunu demedik mi? Bazen bunu da kullanabiliriz. Tüm durumdan istenenin aksini çıkardığımız zaman neyi buluyoruz gençler? İstenileni buluyoruz. O zaman ne yapacağım? Aynı mantığı şurada uygulayacağım. Yani diyeceğim ki hocam buradan tüm durumdan kalkıp istenenilerin aksi nedir gençler? 2 vardır. Aksi ne olur o zaman? 2 Yok türü çıkarırsam neyi bulurum hocam? 2 vardırı bulurum. Değil mi? Tamam mantığımız basit. Şimdi tüm durumumuz nedir gençler? Kaç tanedir burada? 6 tanedir değil mi? O zaman 6'nın üçlüsüdür bana. Eksi hocam 2'nin olmadığı durum neydi? Az önce buldum bir daha yapmama gerek yok ki. 60 eşittir 2'nin olduğu durumlarda. Değil mi gençler burası? Öyledir. Hocam 6'nın üçlüsünü hemen şurada yapalım. 6'yı 3 defa açacağım. 6, 5, 4. Neymiş demek ki gençler? Buradan cevabım kaç geliyormuş? 120. Ya kalkıp şu denklemde yerine yazayım. 120 nereden geldi hocam? 6'nın 3 geldi. Eksi 60. Bana neymiş demek ki? 60'mış. Bu da nedir? 2'nin olduğu durumlardır. Yani demek ki ne yaptık? Dedik ki burada. 2'nin olmadığı durumları hocam bulmuştum. O zaman ne diyebilirim? Tüm durumdan aksini yani 2'nin olmadığı durumu çıkarırsam 2'nin olduğu durumu bulurum. Sorumuz bu kadar basit. İlerleyelim. Diyor ki üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A veya B bulunur? Hocam veya işin içine girdiği zaman canımız sıkılıyor biraz. Bakın veyalı sorularda ne yapalım? Yine aynı mantık. Diyelim ki hocam tüm durumda. Değil mi? Neyi çıkaracağım? A ve B'nin olmadığını. Olmadığını çıkarırsam gençler neyi bulurum? A veya B'nin bulunduğunu bulurum. Değil mi? Tüm durumdan A ve B'nin olmadığını çıkarırsam A veya B'nin bulunduğunu bulurum. Soru bu kadar basit ne yapacağım? Tüm durumum nedir gençler? Toplamda kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman 7'nin üçlüsü. Eksi. A ve B'nin olmadığı. Tamam hocam A'yı da yok edeyim. B'yi de yok edeyim. Şurada ne yaparım? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hocam şurada da 5'in üçlüsünü almaz mıyım? Alırım. Değil mi? Tamam ilerleyelim. 7'nin üçlüsü demek bana ne demektir? 7 çarpı. Yani 7'yi 3 defa aç demektir. 6 çarpı 5'tir. Eksi. Peki 5'in üçlüsü nedir hocam? 5'i de 3 defa aç. 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. Yani şunu çarparsam 210 gel diyor hocam. Şunu da çarparsam kaç geliyormuş? 12 60 gel diyor hocam. Demek ki A veya B'nin bulunduğu demek kaç taneymiş gençler? 150 tane imiş. Bakın tekrar diyorum veya sorusu karşımıza çıktığı zaman bir düşünelim. Hemen balıklama atlamayalım. Diyelim ki hocam ne yapalım? Genellikle şunu kullandığımız zaman formülümüzle yerine yazdığımız zaman çok rahatlıkla soru çıkıyor. İlerleyelim. Diyor ki 4 kız var, 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Diyor ki A kaç farklı şekilde sıralanır? Tamam. Hocam 4 kız var, değil mi? 4 de erkek var. Hocam toplamda kaç kişi var? 8 kişi var. O zaman bunlar yan yana nasıl sıralanır hocam? 8 faktöriyel diye sıralanır. Beş yıkkına bakalım. Yani bu 8 faktöriyel bir nevi benim neyimdir gençler? Tüm durumumdur. Değil mi? Öyle. Yok ki kızlar yan yana olmak koşulu ile. Şimdi kızlar yan yana değil mi bak? Kaç tane kız vardı hocam? Dört tane kız yan yana. E geriye ne kaldı? Dört tane erkek kaldı. Bakın. Unutmayın yan yana soruları ne yapacağım? Her zaman şunu bir kişiymiş gibi düşüneceğim. Niye? Çünkü bunlar hepsi yan yana. Bunların hepsini yan yana ise bunları bir kişiymiş gibi düşüneceğim. Diyeceğim ki hocam bir kişi burada, dört kişi burada. Toplamda kaç kişi oldu bana? Beş kişi. O zaman bu beş kişiyi ben nasıl sıralarım? Beş faktöriyel diye. Ama hocam bu kızlar da kendi arasında sıralanmaz mı hocam? Sıralanır tabii ki de. Kaç tane kızımız var? 4 tane o zaman 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dedik. İlerleyelim. Ee, diğer şıkkımız bize ne diyor? C şıkkımız. Kızlardan herhangi ikisi yan yana olmamak koşulu ile. Hocam kızlardan herhangi ikisi yan yana değil. O zaman demek ki burada ne var? Kızlar arasında ne olması lazım hocam? Erkek olması lazım değil mi? Erkek olsun ki kızlar yan yana olmasın. O zaman şöyle yazamaz mıyım? Bakın. Kız. 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 Hocam şu aralara da erkekleri bırakayım. Erkek. 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 Bak kızlar yan yana geldi mi? Gelemedi. Neden? Çünkü aralarında erkekler var. Peki hocam ben bunu nasıl yaparım? Kızların sıralanması benim için nedir hocam? 4 kişi olduğu için 4 faktör yani. Hocam erkekler nasıl sıralanır kendi arasında? Kaç kişi hocam? 4 kişi. O zaman nasıl sıralarım bunları? 4 faktöriyel diye de bunları sıralarım. O zaman cevabım ne gelir gençler? 4 faktöriyelin karesi gelmiş oldu. Demek ki bize dese ki herhangi iki kız yan yana olmamak koşulu ile şu şekilde yapacağız. Ne yapacağız? Kızlar arasına erkekleri bırakacağız. Tam tersini söyleseydi Deseydi ki hocam her eee. Ne demiş? Erkeklerden herhangi ikisi yan yana olmamak koşulu ile. O zaman ne yapacaktım? Erkekler arasına kızları bırakacaktım. Yine aynı şu şekilde aynısını yapacak idim. İlerleyelim. Yine bir çıkmış sınav sorusu diyor ki biz bir sözcükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe bir palindrom sözcük denir. Diyor ki örneğin neden bir palindrom sözcüktür? Hemen bakın şuraya yazalım. Neden? Diyor ki engin birbirinden farklı 3 sesli. Ne varmış elimde? 3 tane sesli var. Sonra ne varmış? 4 tane sessiz varmış. Bakın şunu aldım. İstediği sayıda. Değil mi? Ya istediği sayıda demek ne demek? Rakamları farklı değil. Rakamları farklı değil gibi düşün. Değil gibi düşün. yazdık. Tamam mı? Diyor işte 5 harfli. Hocam şunu da yazayım. 5 harfli. Yazdık. İşte diyor ki bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Tamam. Buna göre Engin bu koşulları sağlayacak karşı farklı palindrom sözcük oluşturabilir. Gençler öncelikle şuraya dikkatimizi çekelim. Bakıyorum hocam şu ikisi aynı. Sonra Hocam şu ikisi de aynı o zaman demek ki birbirini simetri olacak ve ortadaki harfim ne olursa olsun beni alakadar etmez o zaman bakalım diyelim ki başta sesli harfle başlasın sesli harfle başlarsa değil mi hocam sesli harfle başlarsa ne yaparım o zaman başta 3 tane sesli harfim olur bakın demiş ki sesli harfler ya da sessiz harfler 2 tane yan yana gelmeyecek o zaman otomatikmen hocam şurası bana ne gelecek? Sesli ise burası sessiz gelecek. Kaç tane sessizim var? 4 Hocam sonra ne diyeceğim bak. Sesli, sessiz, sesli. Hocam burasını kaç tane gelecek? Üç tane. Şunu da yazdık. Hocam peki bunlar ne olacak? Hocam bu ikisine birebir yazmam lazım. Hocam niye birebir? Bakın zaten şurada ne kullandıysam aynısını burada kullanacağım. Hocam şurada ne kullandıysam aynısını burada kullanacağım. Yani pardon orada değil. Heh. Hocam şurada ne kullandıysam aynısını sonda kullanacağım. Şurada kullanacağım. Hocam şurada e, ne kullandıysam şurada değil. Şurada ne kullandıysam hocam aynısını da burada kullanacağım. Niye? Çünkü aynı olması yani simetrik gelmesi lazım. Diyelim ki burada hocam ben A harfini kullandım sesli. O zaman mecbur burada A harfini kullanacağım. Hocam burada sessiz diyelim ki K harfini kullandım. O o zaman burada da mecbur K harfini kullanacağım. Yani şu iki kısma birer birer durum kalıyor. Tabi bu sesli harflerle başlarsa. Şunun çarpımı bana ne gelir gençler? 12, 36 mı geldi? 36 geldi. Peki hocam sessiz harfle başlarsa sessiz harfle başlarsa ne yapacağım? Bakın sessiz harfle mi başladı? 4 tane farklı durumum var. Sonra ne olacak? Sessiz sesli olacak 3 tane. Sonra sessiz 4 tane. Hocam yine burası birebir gelecek. Niye aynı mantık burada var? Az önce söyledik. 4 kere 4 16. 16 kere 3'ten ne geldi? 48 gelmiş oldu. E şu ikisini de toplarsam hocam ne gelir bana? 84 gelmiş oldu. Demek ki cevabım neymiş? Kaç tane kaç farklı palindrom sözcük oluşabiliyormuş? 84 farklı palindrom sözcük oluşa biliyormuş. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki: Ali ve Selim'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yan yana sıralanacaktır. Ali ve Selim yan yana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanır? Hocam ne yaparım? Bak, Ali ile Selimi yan yana aldı. Değil mi? Geriye toplamda 8 kişi varsa burada kaç kişi var? Kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı, değil mi hocam? Tamam. Bakın şunu ne diye alıyordum? Şunu hatta sileyim. Hocam şunu ne diye alıyordum ben? Şunu ben bir kişi diye alıyordum. Tamam. Hocam şunu bir kişi diye aldım mı? Aldım. Şurada da kaç kişi var? 6. O zaman 1 ile 6'yı topladım. Kaç kişi geldi hocam? 7 kişi mi geldi? Evet hocam 7 kişi geldi. Peki soru bana demiş mi? Başta Ali sonra Selim ya da başta Selim sonra Ali demiş mi? Dememiş. Herhangi bir e, ayrıntı daha da vermediği için gençler bakın şurası şöyle de olabilir. Başta Selim olur sonra Ali olur değil mi? Yani iki farklı durumum var. O zaman bunu da iki faktöriyel ile çarpacağım. Niye? Çünkü ben bu ikisini iki faktöriyel diye sıralarım. Yani yerlerini değiştirebilirim. Şurası benim A şıkkının cevabıydı. Hocam şimdi B şıkkına bakalım. Diyor ki Ali ve Selim yan yana olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanır? Ne yapacağım o zaman? Bakın az önce de soruda hani birkaç soruda söyledik dedik ki hocam. Ne yapabiliriz? Tüm durumdan ne yaparım? Ali ile Selim'in yan yana geldiği durumu çıkarırsam istenileni bulurum. Peki hocam tüm durum nedir? Toplamda kaç kişi var? 8 kişi. O zaman tüm durum ne geldi bana? 8 faktöriyel yani, eksi Ali ile Selim'in yan yana olduğu durum. Az önce buldum hocam. 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şurayı düzenlersem. Hocam 8 faktöriyeli 7'ye göre açarsam. 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel çarpı 2 faktörielden de 2 mi geldi hocam bana? 2 geldi. Ne olur o zaman? Bakın 7 faktöriyel parantezine alırsam gençler. 8'den de 2'yi çıkardım. 6 mı geldi? 6 geldi. O zaman demek istenilen cevabı neymiş? 6 çarpı 7 faktöriyel. Ali ve Selim'in yan yana olmama koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanmasının cevabıymış. Bakın tekrar ediyorum. Eğer olmamak yani olumsuz bir durum çıkarsa her zaman olumluya çevirerek yapalım. Yani tüm durumdan gençler Ali ile Selim'in yan yana geldiği durumu çıkaralım. Şimdi şuna bakalım. Diyor ki 4 kız 5 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Başta belli bir erkek olacak şekilde. Tamam hocam A şıkkına bakıyorum. Başta belli bir erkek olsun. Tamam. Erkeğimi yazdım. Geriye kaç tane erkeğim kaldı hocam? Şunu da renkli bir kalemle yazayım. Diyeyim ki 4 tane erkek kaldı, 4 tane kız kaldı. Hocam ben bunları nasıl sıralarım? Bakın şurası bizi artık alakadar etmez. 4 erkek 4 kızı toplarsam toplamda 8 kişi. Yani 8 Faktöriyel diye sıraladık. Çünkü şu niye bizi alakadar etmiyor? Bu çünkü belli. Soru bize söylemiş ki şu belli yani. Başta belli bir erkek var. Bizi alakadar etmiyor orası. Beş yıkına bakalım. Diyor ki başta belli bir kız. Hocam kızımı yazdım. Sonra demiş ki erkekler yan yana. Kaç tane erkeğin vardır? Beş tane. O zaman beş tane erkek yan yana. Sonra 4 kızdı. Bir kızım burada kaldı. Kaç tane kızım kaldı? Üç tane kızım kaldı. Şimdi gençler bunu ben nasıl düşünüyordum? Bir kişiymiş gibi düşünmüyor muydum? Şurasında da yani şunu şöyle yapmayayım. Bir kişi burada, üç kişi burada. Hocam toplamda benim kaç kişi etti? Dört kişi etti. O zaman dört kişi nasıl sıralanır hocam? Dört faktöriyel diye sıralandı. Hocam peki erkekler de kendi aralarında sıralanabilir değil mi? O zaman bunların sıralanır gençler. 5 faktöriyel diye sıralan. O zaman C şıkkına bakalım. C şıkkı bize ne diyor? Diyor ki başta bir kız ve sonda bir erkek olmak üzere. Bakın başta bir tane kız. Hocam sonda ne var? Bir tane de erkek var. İçeride ne kaldı hocam? Bakın bir kızım gitti değil mi? Tamam bir, bir kızım gitti. Ne oldu? Üç tane kız kaldı. Hocam şurada beş erkekti. Bir erkeğim gitti. Dört tane erkek kaldı. Burada hocam söylemiş mi bize belli dememiş değil mi? De Demediği için şu ikisinden farklı bir yol kullanacağım. Diyeceğim ki başta. Hocam şurada kaç kişi var? 7 kişi var değil mi? Tamam. Ben bu 7 kişiyi nasıl sıralarım hocam? Bir saniye, pardon. Ben bu 7 kişiyi nasıl sıralarım hocam? Geriye alalım, baştan yazalım. Hı. Hocam ben bu 7 kişiyi nasıl sıralarım? 7 faktöriyel diye sıraladım. Ama hocam şimdi ben bu dört kız arasından bir kız seçeceğim yani dört tane farklı durumum olacak değil mi? Hocam ben beş erkek arasından bir erkek seçeceğim buradan da 5 tane farklı durumum gelmeyecek mi hocam? Gelecek değil mi? Geldi. Yani ne yaptım bakın bu dört kız arasından dört farklı kişiden bir tanesini seçtim yani dört tane kişi vardı bir tanesini seçtim. 5 erkekten de 5 erkek arasından bir tanesini seçtim buraya da beşi yazdım. O zaman cevabım ne gelecek? 20 çarpı 7 faktöriyel geldi. İlerleyelim öyleyse. Bakın. Ya da şunu bir tekrar edelim. Şu A ve B şıkkında gençler bize başta belli söylemişti. Değil mi? Başta belliydi. Hocam ama C şıkkında başta demişti ama belli dememiş ki. Bak belli demediği için ben buradan 4 kız arasından bir tanesini 5 erkek arasından da bir tanesini yazdım. Yani şurada 4 tane Farklı durum. Burada da 5 tane farklı durum olduğunu belirttim. Şuralarda niye belirtmedim? Çünkü buralarda bize belliydi. Hangi kız hangi erkek olacağı belliydi. İlerleyelim. Diyor ki çözüm kelimesindeki harflerin tamamını birer kez kullanılması sonucuyla 5 harfli kelimeler yazılacaktır. Ç ile başlayan kaç kelime yazılır? Yazayım. Hocam <laughs> Ç'yi o zaman <laughs> ayrı bir yani Ç'yi başa yazalım gençler. Ç'yi başa yazdıktan sonra geriye ne kaldı? Hocam ö kaldı, z kaldı, ü kaldı, bir de m kaldı değil mi? Tamam. E ç zaten başlayan. Ç belli. O zaman ben bunları dört tane olduğu için nasıl sıralarım hocam? 4 faktöriyel diye sıraladım. Sorumuz bu kadar basit. B şıkkına bakalım. Diyor ki hocam ç ile başlayacak. M ile bitecek. Bitsin. Hocam ç ile başladı. M ile bitti. Arada ne kaldı? Ö kaldı. Z kaldı. Bir de ü kaldı. Değil mi hocam? Evet. Zaten bunlar ne? Belli. Bunlar beni alakadar etmez. Ama şurası beni alakadar eder. Kaç tane e, harftir gençler bu? 3 harftir değil mi? O zaman ben bunu nasıl sıralarım? 3 faktöriyel diye sıraladım. Şuna bakayım. C şıkkı bize ne diyor? Diyor ki hocam. Ç ile başlayacak ama M ile bitmeyecek. Aa, Bakın yine bir olumsuz bir durum oldu. Biz olumsuz durumlarda genellikle neyi kullanıyorduk? Diyorduk ki hocam tüm durum eksi aksi durumu çıkarırsam yani aksi değil aslında istenmeyen tüm durumdan hocam istenmeyen durumu çıkarırsam istenilen durumu bulurum istenilen durumu bulurum hocam benim burada tüm durumum nedir bak tüm durumum ç ile başlamasıdır değil mi ç ile başlayanlar hangileridir gençler şurada yaptım 4 faktöriyeldir tüm durumum eksi hocam istenmeyen nedir? M ile bitmesini is istemiyorum değil mi? O zaman M ile biten kaç durumum var gençler? 3 faktöriyel. O zaman cevabım ne geldi? 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel gelmiş oldu. Bakın her zaman olumsuz bir şey bulursak bu tüm duruma tüm durum aklımıza gelsin. Tüm durum geldiği zaman direkt otomatikman çıkıyor. İlerleyelim. Yok ki Katmer kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimeler yazılacaktır. Kaç tanesinden K'dan hemen sonra A gelir? Bakın yapalım. A şıkkı için şey yapıyorum. K'dan hemen sonra A mı geliyor? Bak K'dan hemen sonra A geldi. Ne diyeceğim? Diyelim ki hocam geriye ne kaldı? T kaldı, M kaldı, E kaldı. Bir de R mi kaldı hocam? R kaldı. Bakın K'dan hemen sonra A mı geldi? A geldi. Ben bunu ne alacağım hocam? 1'miş gibi düşüneceğim. Tamam. Bak burada 1 var değil mi? Şurası 1 2 3 4 tane de burası mıdır hocam? 4 tane de burasıdır. O zaman ben bunları nasıl sıralarım? 1 4 daha 5. Yani ne diye geldi hocam? 5 faktöriyel diye geldi. 5 şıkkına bakalım o zaman. 5 şıkkı bize ne diyor? Diyor ki K ve A yan yanadır. Hocam burada ne yapacağım? Bakın. Sanki ikisi aynı mı? Hayır hocam aynı değil. Niye değil? Bakın T, M, E, R yazdım. Değil mi? Hocam burada demiş ki K'dan hemen sonra A geliyor. Yani burası bana belliymiş. Değil mi? K'dan hemen sonra A geliyormuş. Burası bana belliymiş. Ama burada dememiş ki K ile A sadece yan yanadır. Şu şekilde de olamaz mı hocam? Şu şekilde de olabilir. O zaman ben burada ne diyeceğim? Ben burada şunu diyeceğim hocam. Diyeceğim ki bakın. Şunun için konuşuyorum. Bir tane burada değil mi? 2, 3, 4, 5. Hocam 5 faktöriyel burada. E aynı durum şunun içine geçerli değil midir? Şurada da 5 faktöriyel yok mudur? Yani ben kısaca bunu şu şekilde söyleyemez miyim hocam? Şurası bana 5 faktöriyel çarpı. Şu ikisinin de kendi aralarında yer değiştirmesi var. O da 2 faktöriyel. Cevabım ne geldi? 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gelmiş oldu. Alttaki e, C şıkkına bakalım. Diyor ki Kaç tanesinde K, Ka A'nın solundadır? Hocam şunlarda ne yapacağım? Bunları karıştırıyor musunuz? Hani e, karıştırıyorum hocam bunlarda ne yaparım? Bakın toplamda kaç harfimiz var? 6 harf değil mi? Bunların tüm durumumuz yani toplam sıralanmamız ne olur gençler bize? 6 faktöriyel olur değil mi? Bakın unutmayın yarısını aldığım zaman K, A'nın solundadır. Bu kadar basit. Demek ki hocam 6 faktöriyel bölü 2'de k a'nın solundadır. 6 faktöriyel bölü 2'de de k a'nın sağındadır. Bu kadar basit. Demek ki cevabı ne gelecekmiş bize? 6 faktöriyel bölü 2 gelecek demiş. Şuradaki cevabı ne geliyormuş? 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel geliyordu. Bir saniye hemen. İlerleyelim öyleyse. Bakın şurada bize ne demiş? Demiş ki kadife kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız altı harfli kelimeler yazılıyor. Diyor ki kaç tanesinde sesli harfler yan yanadır? Hocam ben kadife yazayım. Kadife. Şimdi A için düşünüyorum hocam. Bakın A şıkkı için ne diyeceğim? Sesli harf demiş değil mi bize? Sesli harflerimiz nelerdir? A'dır, İ'dir, bir de E'dir. Sesli harflerimiz yan yana mı? Bakın alıyorum. A, I, E'yi yan yana aldım. Geriye ne kaldı? K kaldı. D kaldı. F mi kaldı hocam? F kaldı. Şunu ne diye düşünüyordum? Bir kişi ya da birmiş gibi düşünüyordum. Bak bir burada. 2, 3, 4. Yazdım hocam. 4 faktöriyel yani, çarpı. Hocam bunlar kendi aralarında nasıl yer değiştirir? 3 faktöriyel yani. diye. Çünkü 3 tane olduğu için 3 faktöriyel yani yer değiştirecek. O zaman cevabım bana ne geldi hocam? 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel gelmiş oldu. 5 şıkkına bakalım. Diyor ki kaç tanesinde herhangi iki kaç tanesinde herhangi iki sesli harf yan yana gelmez. O zaman ben ne yapacağım hocam? Sesli harflerin ben yan yana gelmesini istemiyorum değil mi? Bakın. Şuradakiler benim için nelerdi? Bir şey yapalım. Şuradakiler benim için neydi? Sesliydi değil mi? Şuradakiler ne olur? Sessiz. Yani şu K, D ve F de benim için nedir? Sessizdir. Bakın yazıyorum. K, D, F. O zaman hocam benim bu bakın bu sessiz harflerim sesli harflerimin geleceği yerler neresidir hocam? Şurası, şurası, şurası ya da şurası değil midir? Şurasıdır. Öncelikle ben bu sessiz harflerimle ilgili yorum yapayım hocam. 3 tane olduğu için ben bunları 3 faktöriyel diye sıralamaz mıyım? Sıraladım. Bakın şurası için değil mi? Ee, hangi sesli harflerimiz vardı yazalım A İ D mi vardı hocam A buradan kaç farklı yere gider 4 farklı yere gider diyelim ki A buraya gitti İ nereye gider 3 farklı yere diyelim ki İ buraya gitti D nereye gider 2 farklı yere o zaman demek ki hocam cevabım ne geliyormuş şu geliyormuş yani 3 faktöriyelden 6 çarpı şurası ne geliyor ee, 4 8 24 mü yani cevabım kaç geldi gençler bana? 144 gelmiş oldu. İlerleyelim öyleyse. Diyor ki 4 evli çift yan yana sıralanacaktır. Tamam. Evli çiftler yan yana olmak koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanırlar? Hocam evli çiftlerimi yazayım. Bakın evli çiftler. Erkek kız. Şunlar. Yan yana demiş değil mi? Erkek kadın erkek kadın. Sonra erkek kadın. Şunları yazdım. Dört tane evli çift değil mi hocam? Ben bunların hepsini yan yana oldukları için nasıl düşünüyordum? Bir, bir, bir ve bir gibi düşünüyordum. Hocam bunlar toplamda şu an kaç kişi? Dört kişiden dört faktöriyel. Yani. Peki hocam burada ne yapacağım? Bakın burada diyeceğim ki şu ikisi iki faktöriyel değiştirir. Hocam şu ikisi de yine aynı şekilde iki faktöriyel. Yani. Hocam şu ikisi de. Hocam şu ikisi de. O zaman gençler ben burada ne diyeceğim? Çarpayım hepsini. Bakın baştan anlatıyoruz. Diyoruz ki şunları aynı aldık. Yan yana aldık. Tamam. Yan yana aldıklarımızı bir diye almıyor muyduk hocam? Bir diye alıyorduk. Bir diye aldık. Bak bir, iki, üç, dört. Şunlar dört faktöriyel diye bana yer değiştirdi mi? Değiştirdi. Hocam erkek kadın olur. Kadın erkek olur. Yani iki kişi oldukları için iki faktöriyel diye sıralanırlar. E hepsi iki kişi o zaman 2 faktöriyel diye hepsini sıraladım. Şu şekilde yazdım. E çarparsam bunu 24 çarpı 2, 4, 6, e 2, 4, 8, 16 mi geldi bana? 16 geldi. Buradan 240 geldi. E 6 çarpı oradan da 144 geldi. Cevabım ne gelir o zaman? 384 gelmiş oldu. Gençler permütasyonun ilk bölümüyle ilgili anlatacaklarımız çözeceğimiz sorular da bu kadardı. İkinci bölümünde ikinci videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.